Şoktayım. Sadece şoktayım. Ayıp olmasın diye göstereyim. Ama bu arada sana yeni edilen kitap geliyor. Kendini ne zannediyorsun? Egoist misin? Niye öyle tavırlara geliyorsun? Göstereyim bari falan. Neden diyorsun? Gibi tepkiler almak istemiyorum. Bunun gelmesini de hiç beklemiyorum. Yani şok oldum. Modum falan düştü. Okumuyorum yani. Yayın evinin kitaplarını okumuyorum. Merak ettiğim çok güzel kitapları çıkıyor mu? Çıkıyor ama okumama kararı aldım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün çok çok heyecanlıyım. Çünkü o kadar çok kargom var ki. Çok güzel kitaplar geldi. Hepsini açmak istiyorum. Bazılarını böyle açıp birazcık baktım. Ama gerçekten bazılarını hiç bakmadım. Çok heyecanlıyım. Bugün yayın evinden gelen kargoları, yazarların ya da arkadaşlarımın bana hediye etmiş olduğu, benim sipariş vermiş olduğum, yani son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitapları size göstereceğim. Şurada şöyle göstereyim, bir kargo seli var. Ben bunları normalde biriktiremiyordum. Yani şöyle gösteremedim de şöyle. Bu sefer biriktirdim. Yani bu sefer bayağı biriktirdim bunları. Aldım, kargoyu açmadan kenara attım. Bazılarını ucundan açıp bakmış olabilirim. Olsun. Olsun, yine de sonuçta videoyu çekebiliyorum. Şöyle ilk önce kargo paketinden hiç açmadan yeni kitaplarımı göstereyim. Şurada yeni kitaplarım var. Bunlardan bahsedeceğim size. Geçen günlerde Epistus Yayın Evi'nin yazarı olan Meryem Nart'la buluşmuştuk. Onunla görüştük, konuştuk falan. Bana Kül Kedisi serisini getirmiş hediye olarak kendi kitapları. Şu şekilde göstereyim. Kül Kedisi 1. Renkli Düşler sahnesi. Kül Kedisi 2. Gökkuşağı tutulması. Bu şekilde. Bu şekilde iki tane kitabını bana hediye etti. Çok çok teşekkür ederim. İstersen hashtag sen de yap ile hediye edebilirsin. Takipçilerini verebilirsin. İstersen de okuyabilirsin dedi. İnşallah fırsatım olursa okurum Meryem. Çok çok tatlıydı. Tabi buluştuğumuzu bilmiyorsunuz. Göstermedim ama öyle kaldı. Daha sonra geçen Epistus yayınlarına gitmiştim. Orada Emre Gül ve NG Kaballa Reader Key hesabımız için çok güzel videolar çektik. Yazarlarla video çekmek için, etkinlikler falan yapabilmek için yayın evine gidiyorum arada sırada ve orada da gördüğüm iki tane kitabı dedim ki ben bunları alabilir miyim falan dedim. Patron da dedi ki tabii ki de, sormana bile gerek yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bonkörler. NG Kaball'ın Bugün Adımı Sen Koy kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Bu kitap hakkında o kadar güzel yorumlar okudum ki. Genelde Nagihan'ı hani Gecenin Hikayesi serisiyle biliyorsunuz ama bunun çok ayrı olduğunu söylediler. Bir de ben Nagihan'ın Wattpad'de çift sıfır yani Biri Sizi Düşünüyor kitabını okudum ve gerçekten çok çok etkilendim. Daha Gecenin Hikayesi serisini okumadım, onu da okumayı düşünüyorum. Ama bu kitabını da orada görünce almak istedim. Öyle aldım. Daha sonra Emre Gül'ün de aldım işte falan, bu kadar. Emre Gül'ün de yeni kitabı çıktı. Narbal Kar'ın yazarı. Güneşi Söndürmem Gerek. Şu şekilde Emre Gül, göstereyim. Bu kitabın ismine bayılıyorum. Wattpad'de bir 10 bölüm falan okudum ben bu kitabı. Sonra okumayı bıraktım. Zaten hemen böyle kitap oldu falan. Şu şekilde içine posteri ayrıcı falan da var. Her şeyi içinde posteri falan da var. Herkese posterli geliyor bu arada. Bez çantası falan da var. Bunu da sonunu biliyorum. Sonunu okudum. Bir de sürekli böyle konuşuyoruz buluştuğumuzda falan. Ne yaptın, ne yazdın falan filan. Böyle işte umut gibi, şu gibi falan sürekli. Bu da ayrıcı bu arada. Konusu geçiyor. O yüzden devamlı hala okuyamadım. GSG 2'ye bekliyorum. Güneş Söndürmem Gerek 2'yi bekliyorum. Sonu çok feci bitiyor. Sonra gelelim kargo poşetlerine. Sürtle poşet var. Sırasıyla açıyorum. İlki yurt içi kargo Medu Yayıncılık diyor. Bunu hemen açıyorum. Acaba hangi şirket? Şöyle açalım. Sanki tanıdık da Medu Yayıncılık ya. Başak Buğday. Ot dergisinin bu Ot kitabı galiba. Ben öyle düşündüm şu anda. Aynı ableme sahip çünkü. Bakayım. Aa, imzalı gelmiş hem de. Medu Yayıncılık. Ot diye geçiyor. Başak Buğday'ın Ihlamur Günlükleri. Sevgili Sena Nur Işık daim sevgilerle demiş. Şöyle Ihlamur Günlükleri adında. Odaklı adımı hiç bilmiyorum. Arkası da böyle bir kitap gelmiş. Hatta imzalı. İmzasını da göstereyim. Böyle imzalı gelmiş. Çok çok teşekkür ederim. İki diyor ama biri görmedim. Birinci kitabını bilmesem yine de çok çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Kitabı göndermişsiniz. Daha sonra burada Timah Şeyinler'den gelen bir kargo var. Timah Şeyinler'e yazıyor. Onu da şöyle keselim ve açalım.
Evet, çok heyecanlandım. İlki, Tim Ayşe'nin taş olsa çatlar. Daha iyi bir ruh sağlığı için adım adım rehber insanlar için. Çeviri bir kitap. Bu büyük ihtimalle psikolojik gelişim yani kişisel gelişim tarzında bir kitap. Şu şekilde göstereyim. Büyük ihtimalle de yeni çıktı. Aa, arkasına kocaman kişisel gelişim yazıyor. Doğru söylemişim. Şu şekilde yeni bir kitap. Teşekkür ederim Tim Ayşe yayınlarına. Bir de böyle tatlı bir paket çıktı içinden. Yine Tim Ayşe yazıyor. Çok güzel bir kalp emblemi var. Yırtıp açtım tabii ki de. Acımam hiç olmadı. Şunu da şöyle açalım. Bu kitap neden önemli? Böyle bir kağıt çıktı ve içinden de kitap çıktı. Bakış. Jesse Greengrass Grace gibi bir isim var. Çeviri Rabia Elif Özcan diyor. Kapağı o kadar şey ki böyle dolu dolu ki. Yani minik minik yazıyor. Karışık böyle. Çok anlamaya çalıştım ama olmadı. Bakayım odakladı mı? Bu şekilde bir kitabı var. Dünya edebiyatından bir çeviri. Bunun için de teşekkür ederim. Bu kitabı neden okumalıyız? Çünkü bakışı çok sevmeniz için bir anne olmanıza ya da bilim tarihiyle ilgilenmenize gerek yok. Bu roman insanlığınızın bir köşesinden sizi yakalıyor ve kalbinize sızıyor demiş. Çok güzel bir açıklama olmuş. Kitabı bence çok güzel anlatmışlar. Çok çok teşekkür ederim. Gelelim diğer kargo. Bu kargomu ucundan açmışım. Efesus yayınlarından gelen bir kargo. Bunu çıkaralım. Şu şekilde. Hemen açayım onu da. Yine Meryem Nart'ın kitabı. Bu bir sene önce daha yeni çıkan kitabı. Bir varmış bir yokmuş geldi. Ay ayrıca çok tatlı minnacık. Şöyle göstereyim. Bir varmış bir yokmuş. Biliyorsunuzdur Meryem Nart'ın kitabı. Aa, arkada Mehtap'ın yorumu var. Masal tadındaki bu aşk hikayesi sizleri Meryem Nart'ın kalemine bir kez daha hayran bırakacak. Mehtap Fırat'ı tanıyorsunuzdur zaten, Kutup Yıldızı'nın yazarı. Çok şık olmuş Türkiye'deki yazarlarımızın bu şekilde birbirinin arka kapağına yazı yazması. Bayıldım. Şu şekilde göstereyim. Bu kitapta gelmiş. Meryem'e çok çok teşekkür ederim. Zaten bakmıştım ben. Burada Doğan kitaptan bir kargo var. Bunu da ben ucundan birazcık açtım. Dürüst olalım. Açtım. Böyle birazcık yırttım falan. Şu şekilde bir kutu göndermişler. Parlıyor birazcık. Bu kutuyu açıyorum şöyle. Açacağım inşallah. Yes. Ay düştü. İçinden ilk önce kitabımızı çıkaralım. Bir maske çıktı. Aa, diğer kurdelesi çıkmış. O nerede? Yırtıldı mı acaba? O çok yakışmadı mı? Maske içinde olmuşum. Çok beğendim. Çok yakıştı bence. Bundan sonra böyle gezeceğim. Bir maske İçinden bir maske çıktı. Daha sonra kitabın böyle bir rozeti var ve bir kulaklık var. Ben bu kulaklığı açtım bu arada. Onu da hemen göstereyim. Kulaklık nerede? Ha, içinde. Şöyle bir kulaklık çıktı. Onu bir açayım size. Şöyle bu kulaklığı sarmanız için, dolamanız için, çantanızda kırışmasın diye böyle mavi bir kulaklık çıktı. Bunun için de çok teşekkür ederim. Gelelim kitaba. Aile geleneği. Sevdiğini öldürmek bizde aile geleneği. Kitabın tam ismi galiba bu. Ece Gamze Atıcı'nın kitabı. İçinden şu şekilde açıklama, tanıtım yazısı falan çıktı. Şurada da bir kağıt var. Şöyle size kitabı göstereyim ben. Kitabın yeni kitaplarından biri. Çok teşekkür ederim. Burada tanıtım yazısı var. Sevdiğini öldürmek bizde aile geleneği. Bir cinayet nasıl başka anlatılır falan. Yazar hakkında açıklama var. Burada da Sena Nur Selam, bu senenin en iddialı edebiyat kitaplarından birini gönderiyorum sana. Keyifli oku. Çiğdem demiş. Çiğdem'e buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kutu hazırlamışlar gerçekten. İhtimalle maske ve kulaklığın hikayeyle bir alakası var. Bakalım. Daha sonra burada bir kargom daha var. Yasin Çetin'den gelmiş. Büyük ihtimalle bazen defter geldi. Ben bazen defteri ve Yasin Çetin'i gerçekten çok severim. Çok başarılı bir grafiker diyorlar galiba. Çok güzel, çok başarılı çizimleri var. Best torba içinde çok tatlı bir defter serisi geldi büyük ihtimalle. Aa, bu sıkılıyor da. Aa, kitaplarımı bundan sonra bunun içinde taşırım. Çok çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Ay, iç üzerim şey oldu. Şöyle defterler var. Defter göstereyim. Hepsi kendi tasarımı. Normalde kitap kapağı çizen birisi ve daha sonra defter kitapları, defterleri genişletmişler. Bu
benim beğendiğim yalan yanlış üçlüsü çok çok hoşuma gitti. Hafta sonu çok işim var. Şöyle bir defter kapağı. Bu No 3. No 2 nerede? Bu No 1. Şimdi nasılsın? Tamam, sakinim. Şöyle. Ve pek neşem yok. Bir de pek neşem yok. Bu üçün No 1, No 2 ve No 3 set şeklinde satılıyor. Bazen defterde kitaplar, defterler set şeklinde satılıyor. Kalitesini bayağı bir bayağı atmışlar. Bu arada içini merak edenler için çizgisiz. Dümdüz. Genelde bu tarz Instagram'da tasarlanan defterler çizgisiz oluyor. Bunları da kenara kaldıralım. Daha buradan da Yasin Çetin'e çok çok teşekkür ederim. Burada Çetin baştan bir kargo var. Yasin Çetin baş. Şöyle açıyorum onu da bu arada. Bakalım içinden ne çıkacak. Yoga Kyo. Öyle bir şey yazıyor ama. Ama neden? Hayır yapmayacağım. Videoya devam etmem lazım. Destek Yayınlarından Çetinbaş'ın Hayat Ne Anlatıyor kitabı gelmiş. Şoktayım. Sadece şoktayım. Ayıp olmasın diye göstereyim. Ama neyse göstereyim. Çetinbaş'ın Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabı gelmiş destek yayınlarından. Bu arada sana yeni edilen kitap geliyor. Kendini ne zannediyorsun? Egoist misin? Niye öyle tavırlara giriyorsun? Göstereyim bari falan. Neden diyorsun? Gibi tepkiler almak istemiyorum. Ama şöyle destek yayınlarının önceden çok severek okuduğum bir yayın eviydi. Ama Azrail Cohen'le yaşadıkları, diğer yazarlarla yaşadıkları, sosyal medyadaki tavırları, açıklamaları ve yaptıklarından dolayı ben destek yayınları okumuyorum. Okumama kararı aldım. Bunu zaten bir sene önce, bir buçuk sene önce falan Instagram'dan da söylemiştim. Okumuyorum yani. Yayın evinin kitaplarını okumuyorum. Merak ettiğim çok güzel kitapları çıkıyor mu? Çıkıyor ama okumama kararı aldım. Çünkü destek yayınları Instagram hesabından takip ediyorsanız yaşadıkları olayları zaten biliyorsunuzdur ve bence hiçbiri doğru değil. Yapılanlar doğru değil. Okey. Açıklamalar yapılanlardan daha kötü. Hani bazı şeyler yaşanılabilir ama açıklamaları gerçekten çok kötüydü. Bu yüzden destek yayınları okumama kararım var ve okumuyorum da. Destek yayınların yazarları bazen kitap göndermek istiyor ki kibarca hayır falan diyorum. Kitabın gelmesini hiç beklemiyordum. Yani destek yayınlarından zaten bana son bir senedir kitap gelmiyor. Bu kitabın gelmesini de hiç beklemiyordum. Yani şok oldum. Modum falan düştü. Neyse, modumuzu düşürmeyelim. Yeni bir kargo göstereceğim. Şöyle bir poşet. İSEM Yayıncılık değil de isemkitap.com diye bir site var. Kardeşimin istediği test kitapları genelde oradan oluyor. Oradan alıyoruz. Şöyle kargo poşetinden çıkardım ben. Kitaplar doğru gelmiş mi diye baktım. Kardeşime test kitapları almıştım. Onları hemen şöyle göstereyim. İlki 3-4-5 yayınlarından Mehmet Kıvran yazmış olduğu AYT Matematik Soru Bankası. Şu kitabı kardeşime aldım. Bu arada İSEM kitaptaki ilk kargomuz çok geç geldi. 2 haftada falan gelmedi. Bu kargo da 4 gün içinde geldi. Yani İSEM kitap bilmiyorum. Bu AYT kitabı geldi. Daha sonra şeyi aldım bir de. YKS, TYT, AYT Biyoloji B soru kitabını aldım. Buna kardeşim istemişti. Geçen Diyanar'dan aldıklarımı hatırlıyorsanız yanlış almıştım. Bu doğrusu. Ben başka bir şey almışım. Yanlış aldım yani. Bir de bunu hediye gönderiyorlar yanında. Şimdi İSEM kitap sitesinden aldığımız için kendi yayın evinin böyle pratik deneme. Ay üniversite bitirince ben tam bitmedi gerçi ama böyle denemesinde hediye göndermişler yanına. Teşekkür ederiz. Diğer kargom da buydu. Gelelim son kargolarıma. Burada masa dergi var büyük ihtimalle. Bunu da keselim dergiyi kesmeden. Şöyle ki masa sayısında bu sefer Tomris Uyar var. Şöyle göstereyim. Paketi açmaya çalışıyorum.
Evet. Şöyle her zamanki gibi pulları var, minik minik, çok tatlı. Dergi böyle şey var, bardak atla diyoruz bana. Biri geliyor, hayatımıza bir makas atıyor. O yaşadığımız bölüm bütünün dışına düşüyor demiş Thomas Uyar. Arkasına da derginin bu şekilde yazıyor. Thomas Uyar masası. Hangi isimler vermiş bakalım? Buket Özüner, Gonca Vustateri, Cihan Barbur, nasıl okunuyor bilmiyorum, çok özür dilerim. Gürgen Öz, Haydar Ergülen, Hayati Asıl Yazıcı, Yiğit Gürak. Yiğit Gürak'ın geçen şeyde okuduğum çok güzeldi yazısı. Jon Snow, Ezgi Durmuş, böyle böyle Gamze İYEM, Senur Güneş falan diye devam etmekte. Bu sayıyı da tabii ki de okuyacağım her ay olduğu gibi. Çok teşekkür ederim Masa Dergi'ye. Kargoysa bir kutu kitap. Dur, adresim var, öbür tarafı gösteremiyorum. Şunu çıkarayım ilk önce. Bir kutu kitap, her zaman açıklıyorum zaten yılmadan bıkmadan. Her ay size düzenli olarak pakette kargo kitap gönderen bir sistem bir kutu kitap diyor. Bunu buradan açıyorum. Açtım, açtım, açtım. Çok heyecanlı. Ve kitaplarım burada. Hemen onları da açıyorum. Streçlenmiş. Kutu diye bir kitap gelmiş. Bir kutu kitabın kendi yayın evinden. Şöyle göstereyim. Jaguar yayın evinden Sessizlik ve Gürültü kitabını göndermişler. Bu ayki kutularında var büyük ihtimalle içinde. Bir de Büyücünün Kızı Dede Rus yayın evinden kitap gelmiş. Genelde bu yayın evlerinden gönderiyorlar zaten. Artık değişmez bir parçaları oldu. Şöyle bu kitapları da kenara koyayım. Böyle bir zarf çıkıyor içinden. Ona da hemen hızlıca bakalım. Şöyle bir kartpostal gelmiş. Çok güzel. Asla göremediniz kartpostalı bu arada. Şöyle tuhaf gelmiş. Ve içinden iki tane de ayrak çıktı. Çok çok teşekkür ederim. Ve geldik son kutumuza. Dırırırın, siyah bir kutu. Burada adresim var, gösteremiyorum. Şöyle siyah bir kutu. Ay, bunun içinden her şey dökülecek bu arada. Ben bunu biraz parçalım. Çok güzel paketlenmişti. Ben bunu çok kötü bir şekilde açtım. Açalım. Yine açalım. Aynı kötülükte. Şimdi kutunun içinden gül dökülüyor. Ama her yere dökülüyor. Can seni öldüreceğim. Şöyle kutunun içinden Can'ın kitabı çıktı. İnşallah dışarı dökülmüyordur. Bu arada bu kutuyu hep ezdim, parçaladım. İlk önce içinden çıkanları göstereyim. Bir adet şeker çıktı bu şekilde. Daha sonra bir şeyin içinde toprak galiba bu. Böyle bir camın şişenin içinde. Bakayım. Aynen. Toprak. Toprak çıktı. Galiba böyle elementler falan var. Toprak, su, ateş falan. Onlarla alakalı bir şeyler var. O yüzden toprak göndermiş. Kitabıyla bağlantılı kurgusu. İçinde gül kurusu, gül yaprakları ve böyle samanlar falan var. Gül yaprakları var. Her yere dökülüyor. Gelelim Can'ın kitabına. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok çok tatlı. Ya Can'la ben 4 senedir falan arkadaşım. 3-4 yıldır arkadaşım. Tam yılını hatırlamıyorum. O zaman kitabı falan yoktu. Yazarlık falan da yoktu. Normal arkadaşız. Blogdan tanışıyoruz falan. Ve kitabın içi de full gül yaprağı dolu bu arada. Ve hep kitabını çıkarmak istiyordum. Mühürlenmiş Bedenler adında yazmış olduğu bir kitap vardı. Ve keşke hani bastırsam falan diye hep bunu konuşuyorduk. Ve yayın evleriyle anlaşmak, bir kitabınızı kabul ettirmeniz, kabul ettikten sonra sözleşmesi, osu busu, bir kitabın çıkma aşaması, kapa, o kadar stresli ki her anında yanında oldum ve her anında hani sürekli bunu konuştuk. Ne yapalım, ne edelim falan, hep bunu konuşuyorduk. Yani Can'ın kitabı ama kendi bebeğimmiş gibi hissediyorum. Bu arada kitabı hiç okumadım. Birazcık böyle ilk 10-20 sayfasını, giriş bölümünü falan okumuştum önceden. Hep böyle kitap olacağı zaman okumak istedim. Çok inanmıştım kitap olacağına ve gerçekten oldu. Mendirek yayınlarından çıktı Can Dikmenli. Şöyle göstereyim bu arada. Çok heyecanlıyım. Arka kapağının hazırlanması, ön kapağın hazırlanması, her şey yani... O kadar ciddi emek istiyor ki bütün o emek sırasında yanımda evladım gibi hissediyorum. Kitap sanki benimmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden benim için yeri çok çok ayrı. Yorumunu gireceğim. Fuardan sonra okuyacağım ve gerçekten arkadaşım olduğu için değil. Bunu ona da söylüyorum. Birincisi, kapağı sevmediğimi biliyor. Ama gerçekten kapak seçmek çok zor. Patronu, editörü, grafikeri, yazarı, arkadaşı, herkes yorum yapıyor. Herkes karışıyor ve bir türlü istenilenler olmuyor. O kapağı çok beğeniyor. Ben kapakta böyle
başka bir yüz, başka bir karakter kullanılmasını sevmiyorum biliyorsunuz. Mesela ilk eleştirim şu anda yaptım. Bakalım. Bakın bu arada bu seri olacak. İkinci kitabında şu anda yazıyor. Bakalım sevecek miyim? İnşallah severim. Sevmezsem vallahi arkadaşım falan demem. Pat küt pat küt eleştiririm. Bizde böyle. Ortam böyle bize. Yapacak bir şey yok. Bu da son kargomdu. Ama yani bittim. Yoruldum nedense. Size son halini göstereyim gelen kitapların. Bu kadardı bu arada. Kargolarım bu arada bu kadardı. Size kitapların son halini göstereyim. Kitaplığıma eklenen yeni kitaplar. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Tüm yayın evine, tüm yazarlara, defter sayfalarına, dergilere gelen her şey için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki gönderiyorsunuz. Gerçekten işte bloglara çok fazla şey geliyor, size çok fazla bedava kitap geliyor, şöylesiniz böylesiniz diyenler çok fazla kitabı da aynı şekilde veriyorum. Çünkü artık evime sığmıyor ve okumayı düşündüklerimi bir kenara ayırıp okumaya vakit bulamayacağımı düşündüklerimi de bir şekilde veriyorum. Ya da okuduktan sonra okuduklarımı da veriyorum. Elimden geldiğince tüm kitaplarımı vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın. Ben bunları hep söylemeyi unutuyorum ya da hep yanlış ya da eksik söylüyorum. Neyse sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.